Arkadaşlar hepinize merhaba. Herkeste her hafta 50 dolarlık çekiliş yapıyorum. Ayrıca Herkeste Vita kodunu kullanarak 70 cent artı %10 bonus elde edebilirsiniz. Hem kasalarda hem upgrade hem kontrat modunda güzel şanslarınız bulunuyor. Hepinize öneririm. Hepinize iyi seyirler. Görüşmek dileğiyle. Yara Valorant'a geçmiştim bundan sonra CS'ye dönmemiz artık demiştim. Hatta şimdi düşüncelerini değişti herhalde. Valo neden dönmedi? Aslında şöyle bir sıkıntı oldu Valo'da. Beni en çok irite eden olay turnuva olmamasıydı. Valo'ya gittim, bir tane mi ne turnuva oynadım. İki tane mi ne, o şey değildi yani. Yani şimdi mesela şu an CS'ye geldik. CS'ye oynuyoruz. Bu farklı farklı 3-4 tane turnuva var yani. Lig var, bilmem ne var. Bazen official oynamaktan, maç atmaktan prak yapamıyoruz yani. O rekabet olmuyor yani. Prak Valo'da bilmiyorum, bana kötü geliyor, saçma geliyor. Yanlış geliyor. Ama belki ben öyle alıştım diye bilmiyorum. Ama sevmiyorum yani bu Valo'nun çok az turnuvası olması olayını. Bence 1. ligdeysen bile, STR'deysen bile az yani. 1-2 ay oynuyorsun, 3-5 ay yatıyorsun, 1-2 ay oynuyorsun falan. Yani çok oynamak yoruyor bence de. Çok turnuvaya gitmek falan, özellikle yüksek seviyede, çünkü bu adamlar turnuvadan, ya bizimki evden hadi neyse, bu şeyken yüksek seviyede oynadığında bu adamlar falan mesela uçuyor, geliyor, bir daha oynuyor, bir daha uçuyor. Zaten uçakla gittiği için 2 günü direkt boşa gidiyor. Bazen gidiyorsun, hangi turnuvaydı, biz ESCA MDL finali oynadık, üzerine major oynadık, üzerine bir turnuva daha mı oynadık, bir şeyler oldu. 3 turnuva Amerika'da kaldık ben. 1,5-2 ay yakın Amerika'da kaldık mesela. Hiç eve dönmeden. O da bazen yorucu olabiliyor. Evini falan özlüyorsun vesaire ama ya ortası olması lazım. Valo'daki de çok az. Hiç şey hikayen var mı? Az bunu galiba hiç sormadım sana. Uçakla uçarken lan şu an bu uçakta bir sıkıntı var. Şöyle bir uçuş vardı. Romanya'ya uçuyoruz. Uçakta sıkıntı bir şey yoktu da. Yani uçağın pervaneleri vardı. Böyle güçlü motor değil gibiydi. Pervaneler böyle sağda solda var ya, ne deniyor onlara bilmiyorum. Pervane denmiyor mu? 1980 pervane. Onlar vantilatör gibiydi ama hani bu mu uçuracak lan, bir tribüne girdim. Yakın uçuş ya, 40 dakika mı ne Romanya'ya, 35-40 dakika mı ne? Abi binmek istemezdim ben motor olmayan uçağa. Aga bismillah dedik bindik yani. Sıkıntı oldum peki, bir türbülans falan. Yok ya. Nasıl bir korku. O uçakta olmadı. Ağır türbülanslar yaşadık da o uçakta değildi.